7 Şubat Pazar gününden Halk TV'den merhaba değerli izleyenler. Yerel siyaset her hafta olduğu gibi bu haftada yerelden genele uzanan siyaset yolculuğunda 3 il başkanını ağırlayacak. Yine çok değerli 3 isim ağırlayacağız. Biri çok da değerli. Neden öyle söylüyorum? Pozitif kadın ayrımcılığı diyeceğiz. Maalesef siyasette, politikada kadınları çok göremiyoruz ama olacaklar, olmalılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kadınların gücünü asla hafife almamak gerekir diyelim ve vakit kaybetmeden hemen konuklarımızı tanıyalım. Efendim Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Ümit Özer, hoş geldiniz efendim programımıza. Ve Eskişehir CHP Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Recep Taşel, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Yolova Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Gürel, hoş geldiniz diyorum. Yerelden siyaseti konuşacağız her hafta olduğu gibi. Neden yerelden siyaset diyoruz? Önemli olan konu şu aslında. Siyasetin içinde olmak, politik olmak. Hani gençlere diyoruz ya apolitik olmayın, siyaseti, politikayı bilin. Neden siyaset ve politika bilinmeli? Haklarınızın ne olduğunu bilmeniz için. Her insanın bir oyu var ve o oyu verdiği partinin çalışmalarını bilmek durumunda. Seçtiği vekillerin, meclise gönderdiği vekillerin oralarda kendisini kendi fikrinde temsil edip etmediğini bilmesi gerekiyor. Bunun için yereldeki siyaset çok önemli. Çünkü geneldeki siyasetin nabzını yerel tutuyor. Bize yapılan siyasetin ne olduğunu yereldeki çalışmalar anlatıyor. Bu yüzden yerelden bahsediyoruz, halktan bahsediyoruz, bizden bahsediyoruz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen sözü müsaadeleriyle beyefendilerin efendim söylediğim gibi Sayın Özer'e bırakacağım. Kayseri'den geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Bir hoş kadın olarak da, bir il başkanı olarak bir kadını görmekten de ayrıca gurur duyuyoruz efendim. Eminim ki beyler de bunu düşünüyordur. Çünkü birlikte yol alacağız ancak bu ülke için, dünya için, evet, hizmet etmek için. Kayseri'den il başkanı olarak geldiniz ve aslında enteresan olanı ikinci dönem il başkanısınız. Evet. Bir de il başkanı olduğunuzda ilk kadın il başkanı olduğunuzu da bilmiyormuşsunuz. Evet. Bu da evet, güzel. Hı hı. Önce oradan başlayalım. Süreç nasıl başladı? Yerelde siyaset yapma fikri nereden gelişti? Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlarınız nerede başladı? Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı tanıdığınız için. Evet, Kayseri'de seçildikten sonra öğrendiğim ilk kadın başkanım. Ama ben siyasete girmemin asıl nedeni gelecek nesiller için evrensel hukuk kurallarına saygılı, özgürlüklerin koruma altına alındığı, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu bir ülke bırakmak umuduyla, gelecek nesillere böyle bir ülke bırakmak umuduyla ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet kadınıyım. Ben analarımızın, babalarımızın, evlatlarının geleceğinden endişe etmediği, kadınların, erkeklerin az önce de ifade ettiğim gibi eşit haklara sahip olduğu, bir dünya bırakmak, gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin terörist diye yaftalanmadığı, sağlıklı, huzurlu bir ülke, bir kent bırakmak umuduyla Orta Anadolu'da Kuruluşum ve Kurtuluşum Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki dönemdir ve ilk kadın il başkanı olarak görev almanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan bir il başkanı. Evet, bir kadın il başkanısınız ikinci, evet, dönem ve kadın erkek eşitsizliğinde Kayseri dediğimizde maalesef 68. sırada görüyoruz. Avantajları nedir? Önce bununla başlayalım. Bir kadın il başkanı olmanı. Şimdi beyler çok daha iyi bilir. Kadın kollarıyla çok donanımlı çalışıyor biliyoruz ki ildeki siyaset çalışmaları. Evet. Evlere ulaşma, vatandaşa, kadınlara ulaşma adına kadın kolları iyi çalışıyor. Şimdi siz bir kadın il başkanı olarak avantajları neler? Dezavantajları neler yerelde siyaset yapmanın? Şöyle ki kadın il başkanı olmak, işin aslı az önce siz de ifade ettiniz. Ben ilk seçildiğimde ya da bu yola çıktığım zaman bir kadınım, kadın il başkanı olayım diye yola çıkmadım. Ben ülkem için, çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği için bu yola çıktım. Avantajlarını sahada çok fazla görüyorum. Bir kadın olarak özellikle de Orta Anadolu'nun yapısı bellidir. Milliyetçi muhafazakar yapıda olan bir kentte yaşıyoruz biz. Kadın olarak ortamlara çok daha rahat girebiliyorsunuz. Her eve girebiliyorsunuz. Mesela erkek olan il başkanlarım da eminim bu zorlukları yaşıyordur. Her saate, her istedikleri zaman evlerin kapısını onlar benim kadar rahat çalamıyorlardır. İnsanlarla anneyim aynı zamanda. Diyalogta daha güzel diyaloglar kurabiliyoruz. Onların sorunlarını çok daha net anladığımı düşünüyorum. Ben de çocuklarım var, bir evim var, onların geleceğinin kaygısı var. Onların mutfaktaki yangını da biliyorum ben aslında. Ekonomik durumları da onlar kadar yaşayan birisiyim. Öyle olunca ben daha çok avantajlarını görüyorum. Evet.
avantajlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Kayseri'de devam edeceğiz. Neler var yereldeki sıkıntılara, ama hemen vakit kaybetmeden Yalova'da il çalışmalarına dönmek istiyorum. Yalova'daki il çalışmalarında sizin özellikle Yalova'nın bir öğrenci kenti olamaması, çünkü Eskişehir var. Eskişehir deyince aklımıza hemen öğrenci kenti gelir. Yalova neden bir öğrenci kenti olamadı? Birincisi bununla başlayalım isterseniz. Böyle gençlikten gidelim. Sonra çok ciddi tabii sıkıntılar var, onları da konuşacağız, ama halka temasta sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Özellikle Yalova'da il çalışmaları, sıkıntılar, avantajlar ve dezavantajları da soracağım. Çünkü Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi başkan aynı partiden olunca durum öyle oluyor. Orada keza sıkıntılar da vardı. Önce bir gününüzü, bir de gençlikten, öğrencilerden yol alarak başlayalım efendim. Öncelikle iyi pazarlar bütün seyircilerimize. Şimdi Yalova'da bizim haftalık çalışma programımız bir önceki haftanın cuma günü il yönetimimiz tarafından ilgili komisyonumuzda planlanır. Genelde haftanın 3 günü sabah ve akşamüstü olmak üzere 2 kere biz esnaf gezisi yaparız. Aynı gün içerisinde de muhakkak bir sivil toplum kuruluşu, en az bir. Bir tane de muhtarlığa, o bölgede hangi yörede esnaf çalışması yapıyorsak, saha çalışması, onlara uğrarız. Mahallenin sorunlarını almaya çalışırız. Daha sonra da bunları basın aracılığıyla veya ilgili makamlara iletiriz. Düzenli olarak yapılıyor tabii mu? Yani yapılıyor. Haftanın 3 günü tek, esnaf ziyareti. Bir tek Aralık ayında 2,5 hafta pandeminin pik yapması süreci vardı, hatırlarsınız. Evet. O zaman yapamadık. Ocağın da ilk haftasında hava muhalefeti sebebiyle yapamadık, ama normalde biz olağanüstü bir şart yoksa, olağanüstü bir gündem yoksa veya hava şartları müsaitse muhakkak haftanın 3 günü günde 2 kere esnaf ziyareti yaparız. Arada kalan bölümlerde de sivil toplum kuruluşları, sendikalar veya o haftanın gündemine yönelik önemli bir nokta varsa onlarla temasa geçeriz. Bir günü tabii partimize de ziyarete gelmek isteyenler oluyor. Gerçi 1,5 aydır ziyaretleri pandemiden dolayı genel merkezimizin de yönlendirmesiyle sınırlandırdık. Ama normalde bir günümüzde dışarıdan bize ziyarete gelenlere ayrılır. Aylık biliyorsunuz zaten belediye meclis grup toplantılarımız, il genel meclis grup toplantılarımız, ilçe başkanlarımızla ve belde başkanlarımızla aylık doğal toplantılarımız yapılır. Her hafta muhakkak kadın kollarıyla muhakkak detay. Zaten hemen hemen her gün görüşürüz. Kadın kolları demişken şimdi Sayın Başkanım dedi ki daha rahat giriyorum evlere dedi. Katılıyor çok doğru, musunuz? Çok doğru. Tabii kadın ki, çok, kollarından tabii. Destek alıyor musunuz tabii siz de? Ki, çok önemli çünkü bu noktada. Şimdi bizim Yalova'da kadın kollarımız çok aktiftir, faaldir. Hı hı. Uzun yıllardır belki partimizdeki en dinamik organlardan biridir. Bu bağlamda bize de çok yardımcı oluyorlar. Gerçekten başkanımın dediği gibi her mahallede, her eve arzu ettiğimiz her zaman girme fırsatımız olamıyor. Bazı yaklaşımlardan dolayı, ailevi yaklaşımlardan dolayı, alışkanlıklardan dolayı. Ama kadın kollarımız sürekli aktiftir. Bizim her programımızda, özellikle sosyal politikalarla alakalı çalışmalarımızda sadece kadın kollarımızın genel merkezle beraber yaptığı çalışmalar değil, sadece yöresel bazı projelerimiz de vardır. Önümüzdeki süreçte bahsederim. Onları da çok aktif şekilde yerine getirirler. Örnek vereyim, misal bir tanesini. Öğretmenler günde bütün partimizin üye öğretmenlerine muhakkak gidilir. Evet, fotoğrafta gördük yine oldukça, ben artık fotoğraflarda bile seviniyoruz kadın çoğunluğunu, eşit olabilmek tabii, adına tabii, ki tabii. Cumhuriyet Halk Partisi buna çok önem veriyor. Tabii, tabii. Biliyoruz, görüyorsunuz çalışmalar yine. Evet. Biz çok aktif sahada evet. Bulunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi olağanüstü bir durum yoksa. Her ay üyelerimiz sadece pandemi sürecinin en başlarındaki 65 yaş üstüne özel bir ağırlık verildiği çalışma kapsamında değil. Bizde bütün üyeler her ay muhakkak bir kere aranır. Kadın kollarımız orada da öncüdür. Bir komisyon kurduk. Hem il yönetim kurulundan hem merkez ilçe yönetim kurulundan ve il ve ilçe kadın kollarımızdan oluşan. Bunlar her ay üyelerimizi ararlar. Eğer bir sıkıntıları varsa, bir ihtiyaçları varsa ay sonunda biz bunun toplantısını yaparız ve onları sıkıntılarını gidermeye çalışırız. Yani bizim günümüz başlar. Eğer cumartesi pazar şey olmasaydı, bu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı olmasaydı, pazar dışında, pazarda belki özel ilçelerde, köylerde ekstra çalışmalar yapabilirdik ama onu yapamadık. Bir de haftanın bir günde biz muhakkak bir ilçemizi ve o ilçenin köylerine muhakkak gideriz. Muhtarlarla temas ederiz. Bu da genel parti politikamızın bize
bir yaklaşımıdır, bir direktifidir aynı zamanda. Buna çok önem veririz. Yani Yalova'yı ilçeleriyle, beldeleriyle, merkeziyle, köyleriyle kucaklamaya yönelik sürekli bir halkla temas, esnafla, özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla temas için büyük gayret içerisindeyiz. Başarılı olduğumuza da, bir farklılık yarattığımıza da inanıyorum.